Evet, El Büstam Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz konuğumuz. Sevgili Üniversite TV izleyenleri, her akşam bu saatlerde sizlerle beraberiz. Bugün Elbistan'a gittik. Diğer günlerden farklı bir çalışma yürüttük. Elbistan'a canlı görüntüyle bağlandık. Elbistan Belediyesi Mehmet Gürbüz yeni açılan Üniversite TV kanalımıza bağlantı yaptı. Eğitimi konuşacağız Sayın Başkan'la. Kitap okumayı, okuma alışkanlığını, eğitimin merkezindeki olan kitap okuma kültürünü konuşacağız. Biraz Elbistan'ı konuşacağız. Elbistan'ı tanıyacağız. İstanbul Mecidiyeköy'deki stüdyolarımızdan Elbistan'a merhabalar Sayın Başkanım. Yayınımıza hoş geldiniz. Harun Bey merhabalar. Üniversite TV aracılığıyla ben de tüm izleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Sayın Başkanım, kanalımız aracılığıyla sizi ve Elbistan'ı biraz tanıyabilir miyiz? Elbistan bence dünyanın en güzel yeri. Gerçekten yeraltı ve yerüstü zenginlikleriyle çok hoş bir yer. Ben tüm izleyicilerimizi Elbistan'da konuk etmekten onur duyacağımı ifade etmek istiyorum. Kahramanmaraş'ın ilçesi Elbistan. 150 bin nüfusu olan yaklaşık 2,5 milyon metrekarelik bir yüz ölçümüyle dünyanın sayılı enerji rezervlerinden birini barındıran, yeraltı ve yerüstü zenginlikleriyle Türkiye'nin dördüncü büyük tarım ovası. Özellikle de insan kaynakları açısından çok zengin bir toplum. Çok sayıda siyasetçiyi barındıran, efendim, sanat ve akademik ünvana sahip birçok vatandaşımız şu anda dünyanın dört bir yanında hizmet üretiyor. Özellikle tarihi çok zengin, kadim bir şehir olarak ifade edebilirim. Dulkadiroğlu Devleti'nin başkentliğini 150 yıl yapmış olan bir şehir. İnşallah daha detaylı olarak şehrimizde gelen kardeşlerimi misafir etmekten onur duyacağım. Daha önce kamuda bürokrat olarak çalıştım uzun yıllar. İller Bankası'nda yaklaşık 13 yıl çalıştım. Bazı büyük şehirlerimizde bürokrat olarak çalıştım. 99 seçimlerinde de Elbistan'dan AK Parti adayı olarak seçime girdim. Daha sonra Cumhur İttifakı olarak birlikte hareket ettik. Ve 31 Mart 2019 tarihi itibariyle de inşallah çok güçlü bir zafer kazanmış olduk. Elbistan'da güzel hizmetlere 2 Nisan itibariyle başlamış olduk. Bugün itibariyle yaklaşık bir 18 aylık dönemi geride bıraktık. Taahhütlerimizin büyük bir oranını gerçekleştirmenin de kıvancını yaşıyorum doğrusu. İnşallah yaklaşık 3,5 yıllık bir sürecimiz var. Bu süreçte de taahhüt ettiğimiz diğer projelerimizi de hayata geçirmeye çalışacağız. Evet, Üniversite TV izleyenleri İstanbul'daki Mecidiyeköy stüdyolarından herkese tekrar merhaba. Televizyonlarını yeni açanlar için Üniversite TV'nin bugünkü konuğu Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz. Evet, Elbistan deyince bir ülke Türkmenistan, Özbekistan ya da Afganistan'ın yanındaki bir ülke değil, Kahramanmaraş'ın 150 bin nüfuslu ilçesi. Çünkü ben üniversite okurken nerelisin diye sorduklarında bana Elbistanlıyım dediğimde Türkçeyi ne zaman öğrendin, Türkiye'ye ne zaman geldin sorusuyla defalarca karşılaştım. Evet Sayın Başkanım, bu konuyla ilgili sizde durum nedir? Benzer şeylerle siz de karşılaşıyor musunuz? Evet, Türkçeyi çok iyi konuştuğumuzu soruyorlar nerede öğrendiğimizi. Biz de diyoruz evet biz Türkçe konuşuyoruz. Elbistan gerçekten ülke ismi gibi, tarihi de çok büyük ismi gibi. Ama Türkiye'nin çok güzel bir ilçesi, şirin bir ilçesi. Yaklaşık 36 ilimizden daha büyük bir nüfusa sahip. Yüzölçüm olarak da Türkiye'nin en büyük dördüncü ovası. Hatta geçen biz oturduk, acaba kaç ülkeden büyüğüz diye baktık, 25 ülkeden büyüğüz nüfus olarak. Harika. Evet. Evet Sayın Başkanım, Elbistan'da hakikaten çok önemli yatırım projelerinden bahsettiniz. Bunlar inşallah Elbistan için gerçekleşir, bir kısmı gerçekleşti. Şu sorunun cevabı var mı acaba? Elbistan'da bir üniversite inşallah kurulur. Kurulduktan sonra ya da şu andaki meslek yüksekokulunun bölümlerini bir öğrenci yazmak istese Elbistan'da ulaşımda sorun yaşar mı? Barınmada sorun yaşar mı? Kısacası Elbistan öğrenci dostu bir şehir mi? Elbistan'a geldiğinde mutlu olur mu? Elbistan üniversite dostu bir şehir, öğrenci dostu bir şehir doğrusu. Yani 2 yıllık meslek yüksekokulunu zannediyorum tarihi nereden baksanız 15 yılın üzerinde. Kentin üniversiteye bir açlığı var, talebi var. Öğrencilere ciddi bir entelektüel birikime ihtiyacı var, saygısı var. Ve inovatif bir şehir olarak ifade edebilirim. Özellikle yurt dışında yaşayan çok sayıda vatandaşımız var. Bizim 150 bin nüfusumuz var ama yaklaşık 100 bin civarında da
yurt dışında yaşayan vatandaşımız var. Yani çok fazla seyahat eden bir kentiz. Genç bir nüfusumuz var. Özellikle belediyede ben belli bir yaş grubunun altında personel istihdam etmeyi çok arzu ediyorum ve dolayısıyla da bu doğrultuda genç kardeşlerimi işe alıyorum. Örneğin önümüzdeki günlerde biz yaklaşık 10 tane bilgisayar mühendisini tamamen sosyal medya aracılığıyla davet ettik. Kentte yeni mezun olmuş bilgisayar mühendisleriyle bir yazılım şirketi kuruyoruz Elbistan Belediyesi'ne. Ve Elbistan'dan özellikle uluslararası küresel boyutta projeleri takip edeceğiz. Bu doğrultuda kalkınma ajansımızla bir çalışmamız var. Onlara eğitim vereceğiz, proje yazma eğitimi vereceğiz. Arkasından da genç kardeşlerimizin o inovatif gücünü üniversiteden getirdiği gençlikleriyle birleştirip inşallah Elbistan'da ciddi bir üretim merkezi, yazılım merkezi kurmayı hedefliyoruz. Bu hem bizim gençlerimize bir yatırımımız olacak, aynı zamanda onların da heyecanlarını kamuya kazandırmış olacağız. Böyle düşünüyorum. Aslında Türkiye'deki özellikle AK Parti iktidarıyla beraber savunma sanayindeki yerliliğin temeline baktığımızda genç jenerasyonların özellikle Aselsan gibi kurumlara alınıp onlar da belli dönem eğitilip daha sonra onlara iş verip bunların da iş üretmesiyle ilgili teşvik verip yani paralarını neredeyse peşin verip bir anlamda Ar-Ge'yi canlı bir şekilde destekleyen bir kurum olmasıyla beraber 25'lerden %75'lere kadar getirdik biz yerlilik oranını. Biz de şunu hedefliyoruz inşallah önümüzdeki günlerde nasıl yakın tarihimizde 1,8 milyar dolarlık bir Google'a şirket satışı gerçekleştirdi biliyorsunuz ülkemizde bir grup. Buna benzer yazılım şirketlerinin özellikle genç mezun kardeşlerimizle beraber onların eğitimiyle beraber şehrimizde de yakalayacağımıza inanıyorum. Onlarla beraber biz de ülkenin hem de ulusal anlamda ciddi bir PR şirketini kurmayı hedefliyoruz. Bunlar bizim hayallerimizdi. Adım adım gerçekleştiriyoruz. Özellikle de kentimizdeki öğrenci kardeşlerimin ben desteklenmesi noktasında yani barınmaları noktasında onların burs temin edilmesi noktasında da bir STK kurulumunu gerçekleştirdik. Can Kulağı adını verdiğimiz. Başarılı öğrencilerimizi burada destekliyoruz mesela. Onların yapmış oldukları çalışmaları ödüllendirmek adına ben yerel idare olarak satın alıyorum. Hem teşvik etmek hem onlara ekonomik olarak desteklemek hem de yapacağımız efendim yeni yurt yatırımlarıyla beraber barınma ihtiyaçlarına daha konforlu bir imkanı yakalamaya çalışıyoruz. Harika başkanım. Peki şu anda meslek yüksek okulumuzda toplam kaç öğrenci var? Sanıyorum 2000 civarında öğrencimiz var. Peki şehre bir dinamizm katıyor muydu? Mesela şu anda pandemiden dolayı şehirde olmamaları, şehirdeki esnafı olumsuz etkiledi mi? Örneğin mesela birçok öğrenci kenti olan şehirler şu anda terk edilmiş gibi. 150 bin nüfusun içerisinde çok büyük bir etkisi olduğunu söyleyemem doğrusu. Zaten kent zengin bir şehir. Yani şu an için ana kentle rekabet ediyoruz biz. Büyükşehir Belediye'mizle rekabet ediyoruz. Yani Maraş'taki sermaye yapısına yakın bir sermaye barındırıyor Elbistan. Ama onlarla daha güzel bir şehiriz. Harika başkanım. Peki yeni sorum şu olacak. Yine Elbistan ve eğitimle ilgili konuşmak istiyorum. Elbistan bir edebiyat şehri, bir şiir şehri. Bilhassa da Kahramanmaraş UNESCO'ya aday oldu şu anda edebiyat şehri olarak aday oldu. Sanırım bildiğim kadarıyla bu edebiyat ve şairlerimizin, edebiyat üstadlarının ve şairlerin birçoğu Elbistan'da doğdu, büyüdü, yetişti. Şu anda da dünyanın dört bir tarafında kalemleri sansürsüz bir şekilde yazıyor. Edebiyat ve şiir noktasında biraz Elbistan'dan bahseder misiniz bize? Elbistan'da çok yaygın bir söz vardır. Elbistan'da her iki kişinin üçü şiirle, edebiyatla iç içedir. Mutlaka bir şekilde ya şairdir, ya şiiri sevendir ya da bu doğrultuda çaba sarf edendir. İki kişiden üçü niye söyleniyor? Gerçekten herkesin ilgisi var. Burada ailelerin halen ozan geleneği devam ediyor. Yani bir köyümüzün, eski beldemizin isimlerinden bir tanesi mesela Ozan Büyük, ozanların çok olduğu bir yer. Biz burada işin açıkçası eğitimini almış olduğumuz bir edebiyattan bahsetmiyoruz. Yani doğal bir şey. Ozan kültürü biliyorsunuz üniversitede edebiyat eğitimi almış insanların şiir yazması falan değil. Hiç eğitim almasa da o insanlar zaten şiir yazabiliyorlar. Abdurrahim Karakoç, Mahsuni Şerif, Bahattin Karakoç en yaygın bilinen, ulusal anlamda bütün ülkemizde sevilen şairlerimiz. Onun dışında ulusala çıkmamış ancak
Çok sayıda efendim eser vermiş şairlerimiz var. Ben bunların tamamını efendim bu toprakların mayasından aldıkları bir ilhamla yazdıklarına inanıyorum. Yani Abdurrahim Karakoç çok değerli bir üstattı. Vasfi Taşyürek çok değerli bir üstattı. Cumhuriyet döneminde yayınları olan çok kaliteli şairlerimiz vardı. Belki bunlar Abdurrahim Karakoç, Bahattin Karakoç kadar, Mahsuni kadar medyada yer alamadılar, tanınamadılar ama yine biz de onlarla mesela ozan geceleri, şiir geceleri, edebiyat etkinlikleri kapsamında çalışmalar yaptık pandemi öncesi, pandemi sonrası da yapacağız. Geçen ben Fen Lisesi'ne bir ziyaret gerçekleştirdim. Beni bir kızımız karşıladı orada. Kitap yazmış, 17 yaşında. İmzaladı ve bana verdi. Mesela Sevda'ya dair şiirlerini kaleme aldı, bir şiir kitabı. Çok hoşuma gitti. Yine bir iş görüşmesine gelen bir hanım kardeşimiz, 40'lı yaşlarda. İşe ihtiyacı olduğundan falan bahsettikten sonra kalkarken masama bir kitap bıraktı. Baktım ve o da kendi yazmış olduğu bir şiir kitabıydı. Şunu demek istiyorum. Yani üniversite mezunu olmasa da insanlar şiir yazabiliyor, edebi bir eser üretebiliyor. Ve bunlar da çok kaliteli. Birkaç tanesini ben okudum. Yani özellikle dedim hani acaba kalibre noktasında bir sorun sıkıntı var mı diye. Hayır. Çok kaliteli şiirlerdi. Belki bir Elif Şafak değil ama ben eminim ileride Elif Şafak'a taş çıkaracak şairlerimiz, edebiyatçılarımız olacak diye düşünüyorum. Peki Sayın Başkanım, o bölgeden özellikle de söz üstadlarının çıkmasının nedeni ne acaba? Orada özel bir element mi var ya da oradaki sudan mı, ekmekten mi, neden kaynaklı? Çünkü orada herkes elini kulağına getirdiği zaman şiir yazıyor, şiir okuyor, kitap yazıyor, kitap okuyor. Böyle bir edebiyat şehri ve eğitim şehri olmasının nedeni ne? Bence yüreğinden kaynaklı. Yani bu suyuyla ya da ekmeğiyle olsaydı bu topraklarda çok insan gerçekten gelip geçiyor. Ama yüreği olan insanlar yazabiliyor. Hassas insanlar yazabiliyor. Dolayısıyla insanımızın temiz kalpli olmasından, hassas olmasından, ruh çizgilerinde bir incelik olmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Genlerinden geliyor yani. Harika. Peki Sayın Başkanım, yine bölgeye dair, ilçenize dair eğitim adına sorularım devam edecek. Şu anda okullar pandemiden dolayı uzun bir süre kapalı kaldı ve köy okulları, merkezdeki okullar, bazı belediyeler bu dönemi bir fırsata çevirerek bakım, tadilat, onarım, eksiklerinin giderilmesi konusunda eğitime katkı sağlamak için çalışmalar yürütmüş. Sizde de benzer çalışmalar oldu mu? Tabii Elbistan işin açıkçası Türkiye'de çok sayıda hem 8. sınıflarda hem de üniversitede Türkiye birincisi çıkartan bir ilçe. Şöyle söyleyeyim, Elbistan bağımsız yani bir il gibi olsaydı, Kahramanmaraş'ın ilçesi değil de bir il olsaydı, Türkiye'deki eğitim düzeyi Milli Eğitim'den aldığım bilgiye göre ilk 10'da olacak bir şehir. Yani kaliteli bir eğitimi var. Burada da tabii Milli Eğitim Bakanlığımızın yapmış olduğu yatırımların çok büyük etkisi var. Elbistan'da eğitim sorunumuz yok. Yani en kırsal mahallemizde dahi çok sayıda kaliteli genç jenerasyondan öğretmenimiz var. Eğitim camiamız çok güçlü. Fiziki imkanları çok güçlü. Tabii insan da gayretli. Yani malzeme de sağlam. Dolayısıyla fiziki imkan, eğitim ordusu ve öğrenci birleştiğinde Elbistan'da çok üstün bir efendim başarı yakalanıyor. Mesela bir önceki dönem 4 üniversiteye giren öğrencilerimizden 4 tanesi Türkiye birincisiydi, tam puan almışlardı. Zannediyorum 40 ilde Türkiye birincisi çıktı. 2 tanesi, 4 tanesi Elbistan'dı. Bu bizi çok onurlandırdı doğrusu. Evet Sayın Başkanım, hakikaten Elbistan anlatmakla bitmiyor. Dün Karadeniz'in misafiriydik. Karadeniz'den iki tane belediye başkanımız yayına katıldı. Eğitim adına neler yaptıklarından bahsetti. Şehirlerini anlattılar bize. Hakikaten görmek istedi insanlar. Heyecanlandı. İyi de ifade etti Sayın Belediye Başkanlarımız. Eğitim adına neler yaptıklarını, kitap adına, okuma adına neler yaptıklarından bahsetti. Şimdi yavaş programımızın da adı olan Askıda Kitap Okuyalım, Okutalım kampanyasına gireceğim. Ona girmeden önce bir reklam arası. Reklam arasından sonra okuma kültürünü, kitap kültürünü beraber konuşup daha sonra da programımızı noktalayıp Elbistan'a veda etmeyi arzuluyoruz sizin için de uygunsa. Peki, hay hay. Evet arkadaşlar, reklamlardan sonra yine buradayız. Evet, Üniversite TV'den herkese tekrar iyi akşamlar. Kanalını yeni açan, televizyonlarında Üniversite TV logosunu gören tüm izleyenlerimize Mecidiyeköy'deki stüdyolarımızdan merhaba diyoruz.
Soran da, sunan da, yöneten de, kameraman da, asistan da, burada öğrenci. Öğrencilerin televizyon kanalı. Öğrencilerin televizyon kanalı çok önemli konu ve konuklarla yayınına tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 12. günümüz ve çok önemli konulara değiniyoruz. Ve bugün de yine hedefi tam 12'den vurduk. Eğitim dostu bir belediye başkanımızla karşı karşıyayız. Kitap dostu bir belediye başkanımızla karşı karşıyayız. Hakikaten cümle kurmak, konuşmak çok önemli bir kabiliyet. Bu kabiliyetin de altyapısında eğitim ve okumak var. Okuma kültürünü hayatının odağına almış bir belediye başkanımız var. Evet Sayın Başkanım, kitaptan, okumadan bahsetmek benim işim değil, aslında sizin işiniz, söz sizde. Evet Harun Bey, gerçekten toplumun okuyan, okumayı seven bir yapıda olması gerekirken maalesef buna gerekli önemi verebildiğimizi düşünmüyorum. Yani okumaktan kastımız sadece ilkokul, ortaokul, lise, üniversite şeklinde ya da master, doktorası şeklinde değil. Yani hayatın da bir aslında hayatın kendisinin de bir okuma olduğunu düşünüyorum ben. Okumak doğru anlamanın da aslında bir başlangıcı. Yerel olarak biz fiziki imkanların geliştirilmesinden daha çok okullarımızda özellikle kütüphanelerin kurulması, şehirde kütüphanenin yaygınlaştırılması ve bunun da bizzat basılı yayından bahsediyorum ben. Yani Google ve dijital okumalardan bahsetmiyorum. Sosyal medya okumalarından bahsetmiyorum. Çünkü hayal kuramayan insanlar, okuyamayan insanlar gerçekten geleceği de yönetemezler, strateji üretemezler. Belki özellikle genç kardeşlerim eğitim hayatları boyunca okumayla ilgili sıkılıyorlardır, bunu ifade ediyorlardır. Ama ileride çok da efendim kendilerine vakit ayırmak, okuyan insanlar olmak istiyorlarsa bugünlerden de vakit ayırmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani bu diksiyondan doğru kararlar alabilecek analitik bir mantığa kavuşmakla da düşünülebilir, örtüşebilir. Okumadığınız zaman, okuyan bir toplumu elde edemediğiniz zaman geleceğiniz de tehlikeye giriyor. Yerelde ne yapabiliriz, ne yapabiliyoruz diye bunu sorgularsanız şunu yapıyoruz. Özellikle genç kardeşlerime, üniversiteye hazırlanan kardeşlerim zaten onlar daha çok üniversiteyle ilgili çalışmalar yapıyorlar ama biz daha erken yaşlarda yani ilkokul düzeylerinde çocuklarımızı okumaya teşvik ediyoruz. Onlarla beraber birlikte okuduğumuz etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Özellikle sosyal alanların kitaplarla buluşturulması, kütüphanelerle buluşturulmasını önemsiyoruz. Mesela bununla ilgili ben belediye seçimlerinden sonra Elbistan Belediyesi'ne hemen bir kütüphane yaptık. Bu güzel bir etkinlikti. Vatandaşımız geldiği zaman ilk gözüne çarpan kütüphane oluyor. Amblemimizle beraber tasarlamış olduğumuz güzel bir eser olduğunu düşünüyorum kütüphanenin kendisinin de. Oraya koymuş olduğumuz kitapları ücretsiz olarak alıp evine götürebilir, birine hediye edebilir ve sürekli orayı dolduruyoruz biz. Hem de kendi insanımızın yani Elbistan'da özellikle yeni eser ortaya koyabilmiş olan vatandaşlarımızın, şairlerimizin, edebiyatçılarımızın kitaplarına önem veriyorum. Ve her yıl belli sayıda yazarımıza sponsor oluyor. Onların kitaplarını basıyorum. Tabii bunlarla beraber metfun olan şu anda aramızda olmayan çok değerli üstadlarımızın eserleri var. Bahattin Karakoç, efendim Abdurrahim Karakoç ve Mahsuni'nin eserleri. Onları doğrusu çok seviyorum ben. Kendim de zaman zaman defalarca okurum. Abdurrahim Karakoç'un mesela bir sözü var, hiç unutmam. Biliyorsunuz Mihriban son 100 yılın aşk şiiri olarak seçildi. Ama Abdurrahim Karakoç diyor ki ben kırgınım toplumuma. Çünkü diyor bizim toplumumuz bu bestelenip şarkı haline getirilince Mihriban'la tanıştı. Ben isterdim ki kitaptan okusun, sevsin, kitapla beraber öncelikle onu yaşasın. Ama bu olmadı. Ne zaman ki Türkiye oldu, Musa Eroğlu okudu, ondan sonra Türkiye tanıdı Mihriban'ı. Evet, biz o kırgın olduğu kişilerden olmayalım diye okuyarak Mihriban'ı sevdik diyebilirim. Evet Sayın Başkanım, ben sizin yanlış hatırlamıyorsam, bu arada ben sizi tabii Twitter'da ve bütün sosyal medyada takip ediyorum. Öğrencilerle beraber, gençlerle beraber okuma saatleri düzenlediğinizi gördüm. Evet, 8 Eylül Dünya Kitap Okuma Günü etkinliği yapmıştık. Orada gençlerimizle birlikte kitap okumuştuk. Yaklaşık 1000 civarında kitabı hediye etmiştik genç kardeşlerimize. Özellikle Türkiye klasikleri diyebileceğimiz, yani Cahit Zarifoğlu'ndan İsmet Özel'e, Nazım Hikmet'ten efendim Elbistan'daki diğer şairlerimize, yeni şairlerimize efendim birçok fikir ve edebiyat insanının kitaplarıyla onları buluşturmuştuk okuma gününde. Bu etkinlikleri sürekli yapıyoruz doğrusu. Yani kırsal mahallelerimize ben sık sık ziyarete gidiyorum. Gittiğim her yerde okulları mutlaka ziyaret ederim ve onların kütüphaneleriyle ilgili de eksiklikleri varsa onları gideriz.
hem kitap olarak takviye ederiz hem de mobilya olarak talepler olursa onları karşılamaya çalışıyorum. Evet Sayın Başkanım, Elbistan aynı zamanda da bir enerji şehri ve özellikle ovasında yetişen ürünler, şeker pancarı, yine ayçiçeği artı Elbistan'ın hayvancılıkta da hakikaten çok önlerde olduğu bildiğim konulardan bir tanesi. Bir de sizin bir Lavanta Vadisi ile ilgili bir projeniz ve çalışmanızı gördüm. Şu anda ne aşamada, neyi hedefliyorsunuz? Bunun için ne kadar bir süre koydunuz kendinize? Evet, Lavanta Vadisi yaklaşık 1 milyon metrekarelik 100 hektarlık bir alan üzerine çalıştığımız bir rekreasyon. Hem turizm destinasyon açısından önemsiyorum hem de kent ekonomisi açısından önemsiyorum. Biz inşallah 2021 yılının sonunda lavantalardan hasat yapmayı hedefliyoruz. Öncelikle tabii bölgemizde Avşin Belediye'miz bunu başlattı ve çok güzel bir ürün aldı. Avşin Belediye'mizi de burada kutluyorum ben doğrusu. Yani coğrafyayla lavantaları buluşturduğu için. Biz Elbistan'da çok iddialı bir proje yaptık. Yani bunu ulusal değil küresel boyutta yaptık ve Türkiye'nin şu anda en büyük demiyorum, dünyanın en büyük lavanta vadisini hazırlamış durumdayız. Bunu aynı zamanda bir spor ve yaşam alanı olarak genç kardeşlerimize sunacağız. Yani lavantanın yanında trekkinglerimiz olacak. Efendim zipline'larımız olacak, kamping alanlarımız olacak. Aynı zamanda Elbistan'da Elbistan Gülü mesela şu anda çok revaçta ve biz bunun endüstriyel anlamda da daha doğrusu tarım endüstrisi anlamında da üretilip tesislerini kurmak gibi bir hayalimiz, hedefimiz var. Bir kısmını botanik yapacağız vadinin, bir kısmını da lavantalarla dolduracağız. Bir yaşam alanı olarak sunmak istiyoruz. Yani Elbistan'ı bir gençlik efendim merkezi gibi ya da gençlere daha çok yatırım yapan bir yerleşim alanı gibi ifade etmek istiyorum. Şimdi burada yani üniversite biliyorsunuz sosyal yaşam alanlarıyla da entegre olması gerekiyor. Çünkü öğrenci geliyor, sadece barınma ihtiyacı yok. Efendim ya da ulaşım kolaylığı yeterli değil. Aynı zamanda onun sosyal yaşam alanlarını da tesis etmemiz lazım. Sportif aktivitelerini de gerçekleştirebilecek imkanları olmalı. Biz hem kentimizdeki genç nüfusu bu anlamda düşünerek hem de önümüzdeki günlerde üniversitenin Elbistan'da öğrenci almasıyla beraber ciddi bir genç nüfusa hitap edeceğini düşünerek böyle bir yaşam alanı hazırladık. Biliyorsunuz Ceyhan Nehri Elbistan'dan doğuyor. Lavanta Vadisi, Ceyhan Nehrimizin doğduğu Pınarbaşı mesire alanımız. Hemen yanına bizim yaptığımız bir kaynarca göletimiz var. Bu da dünyanın şu anda en büyük biyolojik göleti olarak ifade edebilirim. Guinness'e bu anlamda müracaatımız oldu. 8,5 hektarlık bir biyolojik gölet, kendi kendine temizleyen, kaynayan. İnşallah hani sizi de yazın geldiğinizde bekleriz yüzmeye. Elbistan'da gerçi çinmek diyoruz yüzmeye ama birlikte kulaç atarız diyorum. İnşallah, inşallah. Yani benim kimliğimde Elbistan yazıyor doğum yeri. Dolayısıyla Elbistan benim için çok önemli. Elbistan'ın tanınması, bilinmesi bir Elbistanlı olarak boynumun borcu. Bu yüzden de sizi özellikle normalde bağlantılarımızı biz telefon bağlantısı olarak alırız ama tüm imkanlarımızı zorlayarak canlı bağlantı şekline çevirdik. Ufak tefek eksiklikler, aksaklıklar olsa da sonuç bizi mutlu ediyor. En azından ekranlarımız aracılığıyla hem Türkiye'den hem Avrupa'dan izlenen bir yayın şeklimiz var. Tüm sosyal medya mecralarında IPTV olarak ve D-Smart'ta yayın hayatımızı şu anda sürdürüyoruz 1 Kasım'dan itibaren. Ayın tam 12'sinde de 12'den vurma adına Elbistan Belediyesi'ni konuk ettik. Bundan bir Elbistanlı olarak gurur duyuyorum, mutluluk duyuyorum. Çünkü dönüp dolaşıp geleceğimiz yer yine Elbistan. Belki şu anda bizi izleyen diğer illerdeki arkadaşlar bize bu ne Elbistan sevgisi, bu ne Elbistan sevdası diyebilirler. Nasıl bize her yer Trabzon diyorlarsa bize her yer Elbistan. Elbistan bizim için bambaşka bir yer. Elbistanlı olmak da bir ayrıcalıktır cümlesini kurmaktan asla çekinmiyorum. Evet, biz kardeş Türkiye toplumunu seviyoruz diyorsunuz. Evet, Elbistan bizim gönlümüzde bir ülke.
Bu ülkeyi şu anda yöneten Şehril Emin'siniz. Evet, gelelim şimdi bizi izleyen Türkiye'nin dört bir tarafından Avrupa'dan baskıda kitap kampanyasında kitaplardan faydalanmak isteyen birçok arkadaşımız var. Sizin gibi kıymetli belediye başkanlarımız ve iş insanlarımız, STK temsilcilerimiz askıya kitap astı. Şu anda askıda kitabımız bitti Sayın Başkanım. Bir sürü de müracaatlar var askıda kitap var diye. Elbistan Ne kadar ülkesinden müracaatınız var? efendim şu anda 129'du bugün itibariyle müracaatımız. Askıda kitap Tamam, tükenliğinde 129, 129 kitabı biz karşılayalım o zaman. belki şu anda 130 olmuştur. Tamam, Evet, 130 olsun. peki teşekkür ediyoruz. Hakikaten eğitime yapmış olduğunuz katkıdan dolayı, Elbistan için yaptıklarınızdan dolayı, bizim ekranlarımız aracılığıyla kitaba erişemeyen dezavantajlı gruplara sayenizde birçok kitap ulaşacak. Aslında birçok insan kitaba ulaşabiliyor. Nasıl ulaşabiliyor? Kitap deyince nereden baksan oradan bir kitap bulabilirsin. Aslında bizim buradaki gayretimiz okuma kültürü oluşturmak. Bir de nasıl insan sevdiği yemeği yediği zaman mutlu oluyorsa, hep sevdiği yemekleri yemek istiyorsa insanlar da sevdiği kitabı okumak istiyor. Dolayısıyla bizim Üniversite TV'nin kitap evinde yüzlerce, binlerce kitap var. Bu kitapların içerisinden neyi arzu ederse giriyor web sitemiz aracılığıyla, bize o istediği kitabı yönlendiriyor. Aynı zamanda bu kitabı bana bağışlayan sevgili belediye başkanımız, askıya asan belediye başkanımız kim diye de Twitter'dan, Instagram'dan Elbistan Belediyesi'ni kontrol ediyor. Hem sizi takip ediyor, hem bizi takip ediyor. Arzu ettiği kitabı da bize iletiyor. Biz de adresini, bütün bilgilerini alıyoruz. Daha sonra adresine onu gönderiyoruz. Okumaya ve okutmaya katkı sağlamaya çalışıyoruz. Eğitim kültürü oluşturmaya çalışıyoruz. Okuma kültürü oluşturmaya çalışıyoruz. Bu yönde de bu televizyon mecrasını iyi bir şey için kullanmaya gayret ediyoruz. Aslında bizler de zor bir şeye soyunduk. Çünkü normalde reyting yapan şeyler iki kişiyi birbiriyle kavga ettirmek, işte çarpık ilişkiler ya da farklı farklı şeyler olmasına rağmen biz sorumlu davranarak olması gerekeni hayata geçirmeye çalışıyoruz. Biraz zorlanıyoruz, zor oluyor ama başaracağımızdan eminiz. Yayın hayatımız boyunca da elimizden geldiği kadar bu ilkede devam etmeye gayret edeceğiz. Biz sizinle yapmış olduğumuz bu programdan hakikaten çok keyif aldık. Bizleri sizinle yaşadık. İlk görüntülü canlı bağlantıyı sizinle yaptık hakikaten. Bu da bizi ayrıyeten mutlu etti belediye başkanı noktasında. Sanıyorum programı kapatıyoruz. Evet başkanım.